Merhaba arkadaşlar, Duyorganları 3 videosuyla karşınızdayız. Duyorganları 1'de gözü, 2'de kulağı işlemiştik. Şimdi 5 duyorganlarından geriye kalan burun, dil ve deri, geri kalan 3 duyorganımızı işleyeceğiz. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. İlk sorumuz gelsin. Burnun görevleri nelerdir diyor ilk sorumuz. Bakalım burnun görevleri nelermiş arkadaşlar. Burnumuz nefes almada görev alır. Doğru mudur? Evet. Ağızla birlikte dış solunum dediğimiz oksijenin alınması, karbondioksitin dışarıya verilmesi olayında burnumuz ağızla birlikte görev alır. Doğrudur. Koku alma. Evet, şimdi biraz sonra bunu ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz arkadaşlar. Koku alma burnun asli görevlerindendir. Hatta en önemli görevi koku almadır diyebiliriz. Detaylı olarak göreceğiz. Solunum havasını ısıtma, evet, burnumuzun içerisinde bulunan kılcal damarlar solunum havasını ısıtır. Özellikle kış aylarında burnumuzdan nefes almamız sağlık açısından daha verimlidir. Özellikle burnumuzdan değil de ağzımızdan uzun süre nefes alırsak kış aylarında soğuk hava akciğerlerimizin üşümesine, üşütmemize sebep olabilir. Burundan nefes alınması sağlık yönünden daha iyidir. Son olarak ne diyoruz? Solunum havasının temizleme ve nemlendirme. Burnun içerisinde bulunan mukus tabakası ve burnun içerisinde bulunan kıllar dışarıdan gelebilecek olan toz ve mikropların buraya yapışıp tutunmasını sağlar. Devamında ise biz bunu belirli bir aralıklarla burnumuzu temizlersek toz ve mikroplar akciğerimize yerleşmemiş olur. Bu kadar da hayati bir önemi var. Nefes almada görev alıyor. Koku alma başlıca zaten görevi, solunum havasını ısıtır ve solunum havasının temizlenmesinde görev alır diyoruz arkadaşlar. Geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz ne diyor bize bakalım. İkinci sorumuz ne diyor bize? Koku alma olayı nasıl gerçekleşir? Bakalım koku alma işi nasıl gerçekleşiyor? Öncelikle burnumuzla alakalı olarak biraz konuşalım. Burnumuzun burun boşluğu, üst tarafında reseptörlerin bolca bulunduğu yer sarı bölge. Hemen üstünde beynin bu kısmı, sarı bölgeden gelecek olan impulsları değerlendiren beyin bölgesi, koku soğancığımız bulunuyor. Burada bunların üzerinden daha detaylı olarak şöyle ayrıntılı bir şekilde inceleyecek olursak arkadaşlar, koku soğancığımız ile hemen duyu reseptörlerimizin arasında bir kemik var, değil mi? Kafatası kemiğimiz burada bulunuyor. Hemen yan yana var zaten. Bu hücrelerin direkt aksonları koku soğancığına iletiliyorlar. Koku alma işlemi nasıl gerçekleşiyor? Hemen buna bakalım. Koku reseptörlerimiz burnumuzun sarı bölge dediğimiz kısmında toplanıyorlar. Sarı bölgenin içerisinde kemoreseptörler bulunuyor. Kemoreseptör ne demek? Kimyasal çözücülerin içerisinde kimyasal çözücülerin çözündüğü ya da o tarz uyarıcıları algılayabilen reseptörler bulunuyor. Nerede? Sarı bölgenin içerisinde. Peki kemoreseptörler çalışabilmesi için ne olması lazım? Bu maddelerin uçucu ve mukusta çözünebilir olması gerekiyor. Yani burnumuzun içerisinin mukus tabakasını tamamen keserseniz havada uçan kokusunu algılayabileceğimiz maddelerin kokusunu alamayız. Mukusta çözünebilmesi lazım ve aynı zamanda uçucu kimyasal maddeler olması lazım ki biz bunların kokularını algılayabilelim arkadaşlar. Uyarı hücreleri kendi aksonları aracılığıyla beyne iletilir, bir başka bilgimiz. Bu ne demektir? Direkt olarak arkadaşlar buradaki duyu hücrelerimiz herhangi bir aracı kullanmadan direkt olarak beynimize kendi aksonlarıyla iletiyor. Arada herhangi bir kimse yok. Direkt olarak beynimizin koku soğancığı bölgesine bunları iletebiliyoruz. Bir sonraki maddemiz, bu da sorularda karşımıza çıkar. Koku reseptörleri çok çabuk adapte olur diyoruz. Bu ne demektir? Kokunun ilk alındığı saniyelerde yaklaşık %50 adaptasyon gerçekleşir. Daha sonra ise gerçekleşen bu adaptasyon yavaş yavaş yavaşlayarak azalır. Birkaç dakika sonra ise arkadaşlar bu kokuyu algılamamaya başlarız. Bunu günlük hayatımızda yorumlayacak olursak şöyle bir sonucu var. Kişi kendi ten kokusunu veya üzerine sıktığı parfümün kokusunu belirli bir zaman sonra algılayamaz. Bu da burnumuzun adaptasyonunun çok çabuk olmasından kaynaklanır. Buna işte burnumuz çok çabuk yoruluyor da diyebiliriz. Aynı kokuyu belirli bir süre algılayamaz. Birkaç dakika sonra bu kokuya duyarsızlaşır diyoruz genç arkadaşlar. Hemen böyle bir unutma bilgimiz var. Ne diyor bize?
Koku uyarısı talamusa uğramadan uç beyne iletilir. Bu da sorularda karşımıza gelir. Beş duyudan zaten tek olarak koku duyumuz ya da işte burnumuzdan giden impulslar talamusa uğramadan giderler. Talamus diğer dört duyunun düzenlendiği, denetlendiği orada beynimizin hangi bölgelerine gönderileceğinin belirlendiği kısımdı. Ancak koku duyumuz talamusa uğramıyor arkadaşlar. Üçüncü sorumuz bize ne diyor? Dilin görevleri nelerdir? Bir bakalım dilin görevleri nelermiş arkadaşlar. Dilimiz beslenme, konuşma ve tat almada görev alıyormuş. Bakalım bunun üzerine biraz konuşalım. Beslenme ile ilgili nasıl bir görevi olabilir dilimizin? Besinlerin sağa sola doğru sallaması, çevrilmesinde görev alır değil mi? Dişler tarafından öğütülebilmesi için fiziksel sindirimin gerçekleşmesinde dilimiz besinleri sağa sola doğru iterek burada bir görev alır değil mi? Doğru mudur? Evet doğrudur. Besinlerin içerisinde mukus göndererek de besinlerin yumuşamasında da yardımcı olur mu? Doğru olur. Demek ki dilimiz beslenmede hem fiziksel sindirimde hem de kimyasal sindirimde belirli bir oranda görev alıyormuş. İki numara arkadaşlar nedir? Konuşmada görev alıyor. Şu anda da olduğu gibi dilimiz konuşmamızda bazı harflerin çıkartılmasında direkt bazı harflerin çıkartılmasında ise dolaylı olarak bize yardımcı oluyor. Dilimiz ses teliyle beraber dil ikisi birleştiği zaman konuşma yetimizi elde ediyoruz. 3 numara genç arkadaşlar tat alma duyusudur. Asli görevlerinden bir tanesidir. Dilin asli görevi diyebiliriz aslında. Üzerinde bulunan reseptörle biraz sonra göreceğiz. Tat tomurcuklarıyla dil tat alma işlevini yerine getiriyor. Dil demek ki beslenmede görev alır, konuşmada görev alır, tat almada görev alır. Aslında tat almayı unutmayın. Sorularda da besleme ve konuşma belki aklımıza gelmeyebilir. Direkt soru olarak, bilgi sorusu olarak da karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Gelelim 4. sorumuz bize ne diyor? Tat alma olayı nasıl gerçekleşir? Dilin asli görevi demiştim. Tat alma olayı nasıl gerçekleşiyormuş? Hemen bir bakalım buna. Şimdi dilin üzerinde genç arkadaşlar papilla denen kısımlar, uzantılar, çıkıntılar vardır. Bu papillaların üzerlerinde ise tat tomurcukları var. Tat tomurcukları işte bu tat alma işlevini yerine getiriyor. Tat tomurcukları papillaların üzerinde bulunuyor. Yetişkin bir insanın dilinde yaklaşık 3000 civarında tat tomurcuğu var arkadaşlar. Bunların sayesinde tat alma işlemi ya da işlevi meydana geliyor. Çocukken tat tomurcuklarının sayısı çok fazladır. Yaş ilerledikçe tat tomurcuklarının sayıları azalır. Bu yüzdendir ki çocuklar tadı keskin olan besinleri çok sevmezler. Çünkü çok keskin olarak algıladıklarından dolayı tat tomurcuğu sayısı fazla olduğu için algılamaları çok yüksektir. Ancak yaş ilerledikçe tat tomurcuğu sayısı da azaldığından kaynaklı olarak böyle tadı keskin olan şeyler yaş ilerledikçe daha da çok sevilmeye başlanır diyoruz. Tat tomurcukları tükürük sıvısında çözülen maddeleri algılar. Yani yine kemer reseptörlerle karşı karşıyayız arkadaşlar. Bu kemoreseptörler tükürük içerisinde çözünebilen kimyasal maddeleri algılarlar. Hangileri neresi algıladığını biraz sonra haritayla göstereceğiz. Ve bunlar duyu sinirlerini uyarır. Uyarılar beynin belirli kısımlarına iletilir ve burada tat alma işlemi gerçekleşir diyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim tat tomurcuklarının tatlı, tuzlu, ekşi ve acıyı dilin hangi kısımlarında yoğun olarak bulunarak nasıl algıladığına gelelim arkadaşlar. Dilimizin arka tarafında şu kısımda görüyorsunuz acı reseptörleri oran olarak yükseldiğinden dolayı fazla olduğundan dolayı arka tarafta acı duyusu acı tat algılanır diyelim. Tam ön tarafında ise tatlı duyusu daha fazla algılanıyor. Arka yan diyelim arka yanlarda ise ekşi algılanıyor. Ön yanlarda ise şöyle gösterelim buralarda da tuzlu algılanıyor. Şimdi bir net bilgi verelim arkadaşlar burada. Dilin her tarafında her tat algılanabilir. Yani dilin önünde acı da algılanır. Dilin arka tarafında tatlı da algılanır. Ancak oransal olarak dağılım haritasıdır bu. Sorularda buna dikkat edelim. İnce sorularda bizi bunlar yamultmasınlar. Dikkat edelim bilgimiz hiç olmasın. Arka taraf tamam acıyı. Oransal olarak acı reseptörlerinin fazla olduğu yer. Ancak tatlıyı algılamaz mı? Tabii ki tatlıyı da algılar. O reseptörde, o tat tomurcuğu da orada bulunuyor. Ancak oransal olarak acıyı daha fazla hisseder. Daha fazla reseptör orada bulunur diyoruz. Aman buna dikkat. Bir unutma bilgimiz var burada. Ne diyor bize unutma bilgimiz? Koku duyusu ile tat duyusu birbirleriyle ilişkilidir. Ne demek bu? İkisi
birlikte beraberce birlikte çalıştığı anlamı taşır. Şöyle söyleyeyim. Üst solunum yolları enfeksiyonu geçirdiğinizde yani nezle ya da grip olduğunuzda yediğiniz besinlerin tadının da azaldığını, hiç tadını olmadığını söylersiniz. Bundan şikayetçi olursunuz. Bunun sebebi nedir? Çünkü üst solunum yollarında direkt olarak burnunuzla alakalı olarak bir tıkanma meydana gelir. Burnunuz tıkanmışsa yediğiniz besinlerle tat oranında ortalama %30-%40 oranında düşer. Bunun sebebi koku duyusu ile tat duyusu birlikte çalışıyor arkadaşlar. Gelelim soru 5'e. Soru 5 bize ne diyor? Başka bir duyu organına götürdü bizi. 5. ve sonuncu duyu organımız derinin görevleri nedir diyor bize arkadaşlar. Bakalım mı derinin görevlerine? Tek tek inceleyelim derinin görevlerini. 1 numaralı görevi neymiş? Dokunma değil mi? Derimiz vücudumuzu saran, tamamen üstünü kaplayan derimiz. İçerisinde bulunan reseptörler yardımıyla biraz sonra detaylı olarak bunları anlatacağım. Dokunma işlevini yerine getiriyor. Dokunma görevi var mıdır? Evet doğrudur. Dokunma işi var. 2 numara vücudu koruma. Nereden koruyacak vücudu? 1 numaralı olayı bakterilerden korur. Bağışıklıkta görev alır bu adam. Ne işi var? Bakteri vücudun içerisine giremez. Salgılamış olduğu vücut sıvılarıyla vücuda bakteri girişini engeller. Işınların vücuda girişini engeller mi? Tabii ki engeller. Çok fazla maruz kalırsanız çok fazla engelleyemez. Tabii canlı deri dokuyu yakmış olursunuz ama yine de belli bir oranda özellikle de UV ışınlarının derinin altına geçişine izin vermez. Mekanik olarak bir etki var mıdır? Az önce bahsettiğim gibi bu bir mekanik durumdur. Dışarıdan gelecek olan mikroorganizmaların derinin içerisine girmesini belirli bir oranda bunları etkiler. Vücut sıcaklığının ayarlanmasında görev alır. Evet doğrudur. Terlenme olayında birebir burada görev alır. Vücudunuz fazla derecede ısınacak olursa terleme olayıyla vücut ısısının fazlasını suya yükler. Suyla birlikte de dışarıya gönderir. Vücut sıvısının ısıyla beraber dışarı atılması bizim vücut sıcaklığının ayarlanmasında görevlidir. Boşaltım artıklarının atılması yine aynı konuya devam edelim. Terin içerisine belirli bir oranda ürik asit atarak koyarak gönderirler. Size çok önemli bir bilgi vereyim arkadaşlar. Ter dediğimiz seyretilmiş idrardır. Terin içerisinde belirli oranda işte ürik asitler de mevcuttur. Bunlar da bulunur. Hatta şöyle söyleyelim. Normalde terin kendisi kokmaz ama belirli bir miktar vücudumuzun üstünde bulunacak olursa, belirli bir süreliğine de burada duracak olursa vücudumuzun derinin üzerinde bulunan mikroorganizmalar teri parçalayarak oluşturdukları yan üründe kokmaya başlar. Bu yüzden de deri içerisinde barındığı mikroorganizmalarla koku sağlar. D vitamini oluşturur. Evet, provitamin D. Yani provitamin, pro dediğimiz neydi? Ön ve öncüldü. Provitamin D, D vitamininin öncülüğüydü. Deri hücrelerinin içerisinde ultraviyole ışınlarının etkisiyle D vitaminine dönüşecekti değil mi? D vitamini oluşturur diyoruz ama öncülünden oluşturuyor. Yani inorganikten organik yapmıyordu. Organik bir öncülden bunu ultraviyole ışınlarının etkisiyle D vitaminine dönüştürüyordu derimiz. Dokunma görevi var, koruma görevi var. Vücut sıcaklığının ayarlanmasında görevli, boşaltım artıklarının atılmasında görevli ve vitamin oluşumu, D vitamini oluşumunda görevlidir diyor. Soru 6 bize ne diyor? Derinin yapısını açıklayınız diyor. Peki ne demek? Hay hemen açıklayalım. Deri şöyle, epitel doku ve temel bağ doku içinde bulundurduğu doku olarak ikiye ayıralım. Biraz sonra yapısal olarak da kendi içinde ikiye ayıracağız. Epitel doku ve bağ doku barındırıyor. Birazcık bunlardan konuşalım arkadaşlar. Epitel doku şekilde de gösterdiğimiz gibi tek katlı yassı epiteli burada gösteriyoruz. Epitel doku alt kısımda bağ dokudan besleniyor. Aslında şekil kendisini çok net anlatıyor. Kan damarı yok, sinir damarı yok, herhangi bir canlılık yok. Alt tarafta temel bağ dokudan difüzyonla besleniyorlar. Hücreler arasında yok da denebilir, bazı yerlerde çok az var da denebilir. Madde miktarı çok azdır çünkü hücreler birbirlerine çok sıkı bağlanmıştır. Hücreler arası boşluk yoktur dese de doğrudur. Ama genelleme yapalım. Hücreler arası madde miktarı çok azdır. Hücreler arasında da boşluk çok azdır diyoruz. Demek ki epitel doku kan damarı olmaması, sinir damarı olmaması ve bağ dokudan difüzyonla beslenmesi, hücreler arası boşluğunda çok az olmasıyla özel bir doku çeşididir epitel dokumuz. Aslında epitel doku
uzun uzadıya anlatılacak olursa, yani deriden bağımsız olarak işte örtü epitelidir, salgı epitelidir, duyu epiteli şeklinde anlatılacak olursa uzun uzun bir konudur. Ancak biz de şimdi deride ilgilendiren kısım sadece örtü epitelinin bir kısmını üst deride biraz sonra göreceğiz. Epidermis tabakasında bulunduruyor. Gelelim temel bağ doku nedir? Şimdi bu canlı mı? Evet. Kan damarı var mı? İçerisinde var. Sinir bulunduruyor mu? Tabii ki bulunduruyor. İşi nedir bu adamın? Diğer dokuları difüzyonla beslemek. Temel bağ dokuda işlevlerinden bir tanesi. Diğer dokuları, diğer organları beslemek. Kan damarıyla besliyor. Difüzyonla besliyor. Sinir barındırıyor. Evet. Kendi içerisinde sinir var. Adamın işi. Bir tane daha temel bağ dokunun görevlerinden bir tanesini söyleyeyim. Adı üstünde bağlayıcı doku. Diğer dokuların, diğer organların arasını doldurur, arasını bağlar. Bağlayıcı dokuları birbirlerine bağlar, organları birbirlerine bağlar. Zaten bağ doku ismini buradan almıştır. Bağışıklıkta görev alır. Evet, doğrudur. Kendi hücreleri, temel bağ dokunun kendi hücreleri, makrofaj dediğimiz hücreler var, devasa hücreler var. Bunlar birer polis olarak, öyle diyelim, birer gardiyan olarak çalışarak mikropları hemen alaşağı ederler ve bağışıklıkta görev alır. Temel bağ doku da uzun uzun anlatılması gerekiyor, ancak derideki burada geçtiği için ufaktan söyleyelim. Bağışıklıkta görev alıyor genç arkadaşlar. Organların beslemesinde görev alıyor. Kan damarı sayesinde veya da difüzyonla. Kendi içinde kan damarı ve sinir barındırıyor. Diğer organların, diğer dokuların arasını da dolduruyor diyoruz. Şimdi deriyi üst deri ve alt deri olmak üzere iki kısımda. Şimdi ise deriyi yapısal olarak ikiye ayırdığımızı görelim. Üst kısım ve alt kısım. Üst tarafa üst deri, alt kısma ise de alt deri ismini veriyoruz. Üst kısımda şöyle bir bakalım, detaylı olarak görelim genç arkadaşlar. Üst derimizde ne varmış? Üst derinin en üst kısmında şöyle göründüğü gibi cansız olan korun tabakası bulunuyor. Bu keratinden ya da protein artığı dediğimiz keratin maddesinden oluşan bir tabaka. Tamamen cansız bir tabaka. Derimizin en üstünde zaten ufalanıyor. Belirli bir süreliğine sürekli olarak bu artık madde orada bulunuyor ve sürekli olarak aslında biz deri artığı üretiyoruz. Üst derimizin altında malpighi tabakası bulunuyor. Bu deriye renk veren melanin pigmentinin bulunduğu kısımdır. Melanin pigmentinin yoğunluğuna göre derimiz renk alıyor. Eğer yoğunluk fazlaysa koyu tenli oluyoruz. İşte ona göre açıksa, ona göre rengimiz değişik oluyor. Deri rengimiz farklı oluyor. Üst deri cansızdır dese doğru değildir. Üst derimizin üst kısmı, korun tabakası cansızdır. Evet, ama altındaki malpighi tabakamız, içinde melanin pigmentlerini de barındıran böyle bir tabakamız mevcuttur. Ama derimizin üstü cansızdır derse soruda sıkıntı yoktur. Doğrudur. Korun tabakası bulunuyor. Burası keratin, hatta tırnak oluşumu, değil mi? Bu kısımda bulunuyor. Korun tabakası protein artığı olan bir keratinden oluşuyor. Yoğunluğu budur diyelim. Gelelim alt deriye arkadaşlar. Alt deri birazcık daha karmaşık. Alt deri artık içerisinde yağ bezinden tutun, kıl köklerine kadar tutun, kan damarları, sinir hücreleri, yağ bezleri, ter bezlerinin bulunduğu geniş bir tabaka bulunuyor. Bağ dokunun oransal olarak çok fazla olduğu kısım burası. Alt deri dediğimize. Şimdi ayrıntılı olarak bunları tek tek görelim. Genç arkadaşlar, az önce anlattığımız, söylediğimiz yerleri biraz hem tekrar yapalım hem de notunu almış olalım. Notta da bir daha görmüş olalım. Detaylı olarak inceleyelim. Üst deriden başlayalım. Üst derimiz örtü epitel hücrelerinden oluşuyordu. Evet. Genelde yassı örtü epitelinden bulunuyor üst kısmında. En üst kısmında ne varmış? Korun tabakası bulunuyor. Korun tabakasına bakalım. Ölü keratinleşmiş hücrelerden oluşur. Bu tabaka deriyi mekanik etkilerden, darbelerden korur diyor. Tırnak oluşumu korun tabakasında gerçekleşir. Hay hay. Korun tabakasının altında üst deriye rengini veren melanin pigmentini bulunduran malpighi tabakası bulunuyor diyoruz arkadaşlar. Gelelim alt deriye. Yani dermis tabakasında alt deride ne varmış? Tamamı canlı hücrelerden oluşurmuş olsun. Bu tabakada kan damarı, ter bezi, kıl kökleri, kolajen, elastik ve retiküler lifler, kas telleri, duyu reseptörleri ve sinirler bulunur diyor. Konuştuk az önce. Bu kısımda bolca bunlardan var. Şimdi reseptörler üzerine biraz konuşmak istiyorum arkadaşlar. Reseptörler dokunma, basınç, sıcaklık, ağrı gibi duyuları alan reseptörlerimiz bulunuyor derimizde.
dokunma. Bunlar hangisi bize garip geliyor? Basınç algılayabiliyor muyuz? Doğru değil mi? Elimizi dokunduğumuzda ya da bize dokunduğu zaman bunu hissediyor muyuz? Evet. Basınç uygulandığında hissedebiliyor muyuz? Evet. Sıcaklığı algılayabiliyor muyuz? Tabii ki algılayabiliyoruz değil mi? Vücudumuzun hemen hemen her tarafında sıcaklık, soğuk oldu, sıcak oldu algılayabiliyoruz. Ağrı var mı? Var tabii ki değil mi? Dokundukları zaman ya da işte şiddeti yüksek olan dokunmada ağrı hissedebiliyor muyuz? Tabii ki hissediyoruz arkadaşlar. Bir unutma bilgisi var burada. Ne diyor bize? Derinin duyu organı olarak kabul edilmesi yapısında bulunan reseptörlerledir. Sen ne güzel bilgisin ya. Sen ne güzel bilgisin. Böyle karşınıza çıkar. Yani öğretmen sınayan bir bilgi. O kadar anlatayım size. Deri niye duyu organı kardeşim? Ya niye duyu organı? Çünkü içerisinde bulunan reseptörler sayesinde duyu organıdır. Duyu organı olarak kabul edilmiştir. Çok güzel bilgi, çok güzel. Bunu hakikaten unutmayın yani. Devam edelim arkadaşlar. Ter bezleri, dudak kenarı, tırnak yanakları dışında vücudun tüm derisinde ter bezi bulunur. Bunu tersten okuyalım. Dudak kenarımız ve tırnak yatakları hariç vücudumuzun hemen hemen her yerinde ter oluşumu gerçekleşir diyor. Dudak kenarı ve tırnak yatakları terlemez. Telemeli vücut sıcaklığının ayarlanması sağlanır. Eyvallah, doğrudur. Söylemiştik. Vücut ısısının fazlasını suya yüklüyoruz. Suyu da dışarı atıyoruz. Vücut ısımız dengelenmiş oluyor. Dış kulak yolunda bulunan bezler, kulağı anlatırken söylemiştik değil mi? Kulak kirini oluşturuyordu. Yapışkan bir maddeydi bu. Dışarıdan gelen toz ve mikroplar buraya yapışıyordu demiş. Gelelim yağ bezlerine. Ayak tabanı, avuç içi hariç tüm vücutta yağ bezleri bulunuyor. Yağ bezleri salgıladığı sebum adı verilen bir madde ile bizim vücudumuzun içerisinde mikroorganizmaların girişini engelliyor arkadaş. Bu sebum maddesi derinin geçirgenliğini ayarlıyor. Bakteri ve mantar enfeksiyonlarına karşı koruyuculuk sağlıyor. Eğer yağ bezlerinin salgılarını ilettikleri kanallar kapanırsa ve iltihaplanırsa arkadaşlar akne ve sivilce oluşumları ortaya çıkıyormuş. Sebum denen madde gördüğünüz gibi yağ bezlerinden salgılanıyor ve bize bağışıklıkta görev alıyor ya da bizim bağışıklığımızda görev alıyor diyelim. Gelelim kıllara. Avuç içi, ayak tabanı ve dudaklarımız hariç geri kalan vücudun hemen hemen her yerinde kıl bulunabilir diyor. Yani şu anda bizim hocam nedir yani bu öyle doğru değil ki işte şurada kıl yok burada kıl yok diyebilirsiniz. Ancak olabilir. Olanları var. İçinizden bu kadar kıllı arkadaş görmüş olanlar olabilir. Siz kendinize bakarak böyle fikir sahibi olmayın bence ya da peşin fikirli olmayalım diyelim. Alt deride dokunma, basınç, sıcaklık, ağrı gibi duyuları alan reseptörler bulunur. Az önce konuştuğumuz durum değil mi? Bu reseptör, ben bu reseptör İşini şöyle bir daha yuvarlak içine almak istiyorum. Çok kıymetli. Deri açısından çok kıymetli bir arkadaşımız bu reseptörler. Bir bulunsun bilgimiz karşımıza çıktı. Bulunsunlar neydi? Bizim için böyle sınavda birebir karşımıza çıkacak şeyler değil. Ancak bulunsun. Karda, kışta, yağmurda, çamurda, sınavda, sosyal hayatta lazım olur bunlar diye bunları buraya koyuyorum. Ne diyor bize bulunsun bilgisi? Dokunma organı olan deri yaklaşık 2 metrekarelik bir alanı ile vücudun en büyük ve yaklaşık 5 kilogram ağırlığıyla vücudun en ağır organıdır diyor. Bu da karşınıza soru olarak çıkar, sorarlar. Sosyal hayatta da lazım olur. Vücudumuzun en büyük organı nedir? Vücudumuzun en büyük organı diye sorun bakın arkadaşlarınıza. Ne bileyim çevrenizdekiler bir sorun. Muhtemelen karaciğer diyeceklerdir. Ya da işi çok bilmeyenler ne bileyim beyin filan diyebilir. Ya da hiç bilmeyenler akciğer filan böyle şeyler söyleyebilirler. En ağır organı yaklaşık 5 kilo ağırlığıyla derimizdir. En büyük organ nedir? Yine görüyorsun 2 metrekarelik bir alandan bahsediyorsunuz. 2 metrekarelik alanda ne diyeyim yani. Japonlar yaşayabilir herhalde. Kocaman bir alandan bahsediyoruz. 2 metrekarelik minimalist yaşayanlar burada yaşayabilirler. Biraz abarttım tabii. Kocaman bir alan ile vücudumuzun en büyük organı 5 kilo ağırlığıyla da vücudumuzun en ağır organıdır diyoruz genç arkadaşlar. Bir bulunsun bilgimiz daha var. Bu ne diyor bize? Bu da güzel tatlı bir bilgi. Diyor ki göz kapağı derisi vücudumuzun en ince derisidir. Bu da böyle
direkt bilgisi olarak sorulur mu? Sorulmaz. Yani bu, yani o kadar konu varken getirip bu soruyu sorulursa adama yuh derler. Yani bu soru soru olarak karşınıza çıkmaz ama aklınızda bulunsun, sorunun içerisinde kafa karıştıracak bilgiler olarak verilebilir ya da sosyal hayatta işimize lazım olabilir. Göz kapağı derisi vücudumuzun en ince derisidir diyoruz arkadaşlar. Duyu organları 3 videosunun sonuna geldik genç arkadaşlar. Bu sayede de duyu organlarının tamamını bitirmiş olduk. Kendinize dikkat edin.